Galatasaray'ı durdurmak için her yolu deneyen Türkiye Futbol Federasyonu, onun başkanı ve onun meakesi ve onun hakemleri, size sesleniyorum. Ne yaparsanız yapın bu güçlü Galatasaray'ı durduramayacaksınız. Bugün bir kez daha söyleyeyim. Ne yaptınız bugün Galatasaray'ı durdurmak için? Maçı cuma gününe aldınız. Ne oldu? Yine binlerce insan var. Eziyet ettiniz Galatasaray taraftarına ama o Galatasaray taraftarı Galatasaray için o eziyete katlandı ve bugün binlerce Galatasaray taraftarı stada gitti. Ne yaptınız? Galatasaray'da Muslera'nın bugün duruşmaya gideceğini biliyordunuz cuma günü. Muslera'yı mecburen gitmesi gereken duruşmanın maç gününe denk gelmesinin bir tesadüf olduğunu düşünün. Siz düşünün, ben düşünmem. Fenerbahçe'nin kadrolu hakemi, sahadaki Bahattin Şimşek ve VAR'daki Onur Özütoprağı bu Galatasaray için zorlu maça atadınız. Ama Galatasaray ne yaptı? Icardi'siyle, Kerem Demirbay'ıyla, Berkan Kutlusu'yla, Derik Könlü'yle, Zaha'sıyla, Kerem Aktürkoğlu'yla, hepsiyle beraber bugün Okan Hoca'sıyla, taraftarıyla bütünleşti ve sizin o kirli emellerinizi yine suya düşürdü. Şimdi Galatasaray bu sene şampiyon olmasın, Fenerbahçe şampiyon olsun diye her şeyi yapanların duvarları yumrukladığını, her şeyi yapıyoruz ama bir türlü olmuyor diye duvarları yumrukladığını, televizyonları kırdığını, telefonları kırdığı için yemin edebilirim ama ispat edemem. Diyorlar ki her şeyi deniyoruz, olmuyor. Niye biliyor musunuz? Her şeyi deniyorsunuz, ayağınıza dolanıyor. Bugün Bahattin Şimşek'in ve Onur Özütoprağ'ın maçın hemen başında Torreira'ya yapılan harekete kırmızı kart vermemesi, normal şartlarda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın istifasına sebep olur. Tüm Türkiye'nin gözünün içine baka baka haftalardır Galatasaray'ın lehine olan hiçbir pozisyonda VAR devreye girmezken Fenerbahçe'nin aleyhine olan hiçbir pozisyonda VAR devreye girmiyor. Alanya maçı, buyurun, Tadiç atılmıyor. Burada Galatasaray'ın rakibi atılmıyor. Bir hafta önce Başakşehir maçında hop aynı pozisyon, bugün Torreira ile aynı pozisyon, VAR çağırıyor, atılıyor. Çünkü ideali o. Atılması gereken o. Doğrusu o. Yanlışı ne biliyor musunuz? Tadiç'in atılmaması yanlış. Bugün Çaykur Rizespor'un o pozisyonda 10 kişi kalmaması yanlış. Her şeyi deniyorsunuz. Mehmet Büyükekşi, liyakatsiz başkan Mehmet Büyükekşi. Onun omurgasız, tırnak içinde, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç demişti omurgasız başkan diye. Omurgasız Merkez Hakem Kurulu Başkanı. Onun hakemleri, Fenerbahçe'nin kadrolu hakemleri. Her şeyi deniyorsunuz ama Galatasaray'ı durduramıyorsunuz. Galatasaray geçtiğimiz hafta Beşiktaş derbisinde yaktığı ateşi bugün daha da büyüttü. Haberiniz olsun. Galatasaray'ın şampiyonluk yolu için tam geride 9 maçı kaldı. Bundan sonrası artık karalar mı bağlarsınız? Kafanızı duvardan duvara mı vurursunuz? Duvarları mı yumruklarsınız? Oturduğunuz sandalyeyi mi kırarsınız? Yerlerde mi tepinirsiniz? Onu bilmem. Ama size bir tavsiyem var. Bakın, İlahi adalet diye bir şey var. Allah korkunuz varsa biraz Allah korkunuz varsa karışmayın şu lige. Bırakın hakemler bildiği gibi yönetsinler. Yanlışlarını da kabul edelim. Ama hepinizden Allah rızası için bir şey rica ediyorum. Dokunmayın arkadaş. Bırakın. Kimin hakkıysa o şampiyon olsun. Kimin hakkıysa şampiyon olsun. Hakemlerle itmeyin. Birilerini durdurmaya çalışmayın. Bakın, geçen sene Ali Palabıyık'la Galatasaray'ı Alanya maçında bu statta durdurmaya çalıştınız. Bugün Ali Palabıyık diyor ki keşke VAR beni çağırsaydı diyor. Günah çıkartıyor bugün. Bu da yarın öbür gün bırakacak. Kim bu biliyor musunuz, Bahattin Şimşek? Fenerbahçe'nin Başakşehir maçında kendi evinde maçı Başakşehir'den alıp Fenerbahçe'ye veren İrfan Can Kahveci'nin o meşhur tweet'i, attığı tweet var ya Başakşehir'de oynarken. O tweet'in atıldığı günün hakemi bu hakem. VAR'a gidip Gustavo'yu atamayan, gördüğü halde atamayan bu Bahattin Şimşek Fenerbahçe'nin kadrolu hakemidir. O gün bileğinin hakkıyla kazandı demişti Ali Koç. Hep böyle istiyor. Hakemler Galatasaray'ı durdursun, rakipleri durdursun, Fenerbahçe'nin yolunu açsın istiyor. Öyle bileğinin hakkı zannediyor. Bugün Bahattin Şimşek'in, ben Galatasaray'ın başkanı ve yöneticisi olsam, ne bugünkü Bahattin Şimşek'i ne de Onur Özütoprağı bir daha asla Galatasaray maçına istemem. Bakın 6-2'lik maç günü söylüyorum. Çünkü bugün Galatasaray'ı puan kaybetmesi için sahada Galatasaray'ın aleyhine sürekli düdük çalan bir hakem vardı. Bugün en az Zaha'nın 3-4 tane faulünü gözünün önünde bile bile çalmadı Bahattin Şimşek. Bahattin Şimşek
benim için şaibeli bir hakemdir. Bir daha asla Galatasaray'ın hatta Fenerbahçe'nin maçlarında görev verilmemelidir Gökhan. Tirat bittiyse eğlenme kısmına geçelim. Galatasaray'ı paylaşalım. Niye biliyor musun? Düşünür kesinleniyorum Gökhan. Anlıyorsun. Ben anlıyorum kardeşim. Ben anlıyorum da sen biraz rahatla. Biraz yüzünde tebessüm olsun. Galatasaray yeni saç modelimiz gelmiştir. Berberin camına yapıştırılmış bir fotoğraf var. Yani Icardi hemen bu akşam bu gece bir paylaşım yapsın. Sarı ya da beyaz neyse işte o saçlarına geri dönsün. Yoksa gerçekten yarın sokakta bir sürü pembe saçlı erkek görebiliriz. Bu arada hani pembe saçlı erkek görebiliriz derken yani ben bu renge karşı olduğum için söylemiyorum yani. Ama bir insan kafasını pembeye... Ben karşıyım abi. Ne demek karşı değilim? Ya ben şu kadarını söyleyeyim. Kafasını pembeye boyayan yani sürekli pembe. Yani. Rica ediyorum sadece Dünya Kadınlar Günü için olsun. Rica ediyorum yani. Zaten öyledir. Zaten yeni bir atın başlaması. İkardiler rica ediyorum. Bugün saçı yıkasın. Beyaza boyasın. Devam edelim abi yolumuza. Hayır zaten... Hayır bir de uğurlu geldi bilen derse yanarız. Yok yok. Gol de attı normal. Yürüyen toptan yani hareketli toptan bir tane gol attı ama Galatasaray'ın bu paylaşımı güzel. Şimdi Galatasaray'da senin söylediğin şeylerin arkasını bırakmasınlar. Hep söylüyoruz. Kimse kimsenin arkasını bırakmasın. Şüphelendiği ve kuşkulandığı bir şey varsa arkasında sonuna kadar devam etsin. Dursun arasın. Ve hani bugün Bahattin Şimşek'in vermediği kararların Galatasaray tarafından iyi değerlendirilmesi ve buna karşı da bir tepki oluşması lazım. Çünkü rakibiniz kazandığı, üstelik hakem hatasıyla kazandığı maçtan sonra hakemlerle ilgili isyan bayrağını açıyordu. Ama ne olursa olsun şunu unutmayın arkadaşlar. Yani biliyorsun Beşiktaş maçıyla beraber ateşi yaktı demiştik. O ateş Rams Park'a farklı taşındı. Okan Hoca oyuncularla beraber müthiş bir birliktelik var. Şu anda stadyumun çimlerinde Muslera 400. maçında elinde kocaman bir Ultra Aslan bayrağıyla taraftara doğru bir kez daha gidiyorlar. Diğer kale arkasına doğru. Kerem Demiray bir üçlüyü de o kale arkasında çektirecek. Çocuklarıyla beraber geldi az önce. Şimdi diğer kale arkasına gittiler. Gerçekten büyük bir coşku var. Icardi de bu kez takımla birlikte. Onu da söyleyelim. Tribünleri dolduran binlerce Galatasaray taraftarı Galatasaray'ın bugün 6-2'lik Çaykur Rizespor galibiyetini doyasıya kutluyorlar. Onu da çünkü senin önünde olmadığı için ben gireyim hemen orada yaşananları sevgili seyircilerimizle paylaşayım istedim. Büyük bir coşku var Galatasaray'ın stadında. Onu hemen ekleyelim. Muslera'ya da bugün bir kez daha ayakta alkışlamak lazım. 400. lig maçı çok anormal bir rakam. 400 tür. Yani en fazla oyuncu, yabancı oyuncu forma giyen. Bu arada maçtan önce tabii ya bir gerçeklik var. Galatasaray şampiyonluk modunu açtı demiştik birkaç yayın öncesinde. Bazı oyunlardan sonra Galatasaray şampiyonluk yarışında bu oyunla şampiyon olamaz, daha iyi toparlanmalı dediğimiz her hafta Galatasaray biraz daha üzerine koyarak gidiyor. Üzerine koyarak gidenlerden bir tanesi de Kerem Demirbay. Kerem Demirbay transfer olduğunda ciddi anlamda takıma çok büyük güç katacağını söylemiştik. 10 numaradaki boşluğu da doldurabilecek, 8 numarada oynayabilecek, yeri gelirse 6 numarada oynayabilecek bir oyuncu demiştik. Kerem Demirbay bugün hem kalitesini hem de kendisine yapılan yatırımın karşılığını net bir şekilde verdi. En önemli yatırım da tabii ki Galatasaray taraftarının sevgisiydi. Galatasaray taraftarının sevgisinin karşılığını veriyor. En önemli kısmı bu. Kerem Demirbay'ı ayakta alkışlıyoruz. Icardi sen nasıl bir adamsın? Kardeşim sen nasıl bir profesyonelsin? Takım arkadaşın iki gol attı, hat-trick yapsın diye penaltıyı takım arkadaşına bırakıyorsun ve o da gol yapıyor. Penaltıyı veriyorsun, 82'de golü atıyorsun. Golü atıyorsun, çıkıyorsun. Taraftarla berabersin, takımla berabersin. Müthiş bir birliktelik. Bugün Dünya Kadınlar Günü için kafasını pembeye boyuyor. Bir tarafta olayı tamamıyla aşmış olduğunu düşündüğüm bir Icardi bu Haluk. Yani saha içerisinde takımın bir parçası olmak için ciddi anlamda çaba sarf ediyor. Geçtiğimiz haftalarda takımın belki Icardi ile bir problemi olabilir demiştik ama Icardi her geçen gün bu takımın ne kadar önemli bir profesyoneli olduğunu gösterdi. Göstermeye de devam ediyor. Çok önemli bir parça. Herkes bunu yapmaz. Her golcü bunu yapmaz. Takımın penaltıcısı sensin ve 14 goldesin. 15. golü atabilme ihtimalin varken sen onu takım arkadaşına bırakıyorsun. Çok büyük bir iş bu. Çok büyük bir pay.
çok büyük bir parçası olduğunu da gösteriyor Galatasaray futbol takımının. Aynı zamanda Galatasaray'da sadece Icardi'nin yaptığı, Torreira'nın attığı, Kerem Demirbay'ın ettiği değil, bugün mahkeme salonundan 400. maçına çıkan Muslera'yı da konuşmak lazım. Bugün Mertens'i de konuşmak lazım. Bugün sonradan oyuna giren Ziyech'i de konuşmak lazım. Bunlar pozitif anlamda Tete'nin yaptığı bir golde, Icardi'nin golünde. Onun katkısı büyük. Ya bir tane yani kötü kim vardı diye sorsam ben Zaha'yı söylerim. Bir de Kerem Aktürkoğlu'nu söylerim ama. Ben bugün, Zaha'yı da söylemem. Zaha da bugün biraz gün değil. 6 tane atarak kazanan bir Galatasaray için kötü şeylerin söyleneceği bir durum değil. Tartışmaları sosyal medyaya bakıyorum. Bir sürü tartışma var. Golden önce offside, golden önce faul diyenler, onu bunu diyenler. 6-2 kazanmış Galatasaray. Barın 2 tanesini saymayın. 4-2 olur. Yani diyecekler ki 2-1 iken olsa böyle olmayacaktı, 2-2 olsa böyle olmazdı gibi yorumlar, yaklaşımlar ortaya koyabilirler ama bugün Galatasaray ne kadar isterse o kadar atacak futbol oynadı. Bak ne kadar isterse, ihtiyacı ne kadar olsa o kadarını atabilecek futbol oynadı ve doymadı. Bu arada sen hakem demişken maçın hemen başında yine maçın var hakemiyle Bahattin Şimşek büyük bir skandala imza attı. Bugün Galatasaray eğer puan kaybetmiş olsaydı, yani maçın hemen başında Torreira'ya basılan %100 kırmızı kart. Geçen hafta Başakşehir maçında birebir aynısı oldu. VAR hakemi çağırdı, attı. Bugün terse faul verdi. Bugün Bahattin Şimşek. Ben ne zaman anladım biliyor musun Bahattin Şimşek ve VAR hakemi Onur Özü Toprağ'ın bir şeyler yapmayı, bir şeyler aradığını. Barış Alper'in çekilerek düşürdüğü bir pozisyon var. Hem Kaan Ayhan'dan hem Torreira'dan önceki pozisyon. İlk yarıda hemen maçın başında. Evet maçın başında stoperi arkasına almış, tam arkasını döndü gidiyor. Giderken sırttan çekiliyor stoper tarafından. Aa dedim buna var ya da hani vardıysa bile hakem bunu nasıl görmedi diye aklıma geldi. Dedim ki ha burada bir şeyler olacak gibi gözüküyor. Ben Kaan Ayhan'ın pozisyonundaki şanssızlığı da hani şanssızlık olabilir. Vurduktan sonra ayağına basıyor. O bir şanssızlık olabilir. Ben hani ona bir kart mart diyemeyebilirim. Akintola'ydı galiba Kaan Ayhan'ın sakatlandığı pozisyonda. Ama Torreira'nın pozisyonu %100 net kırmızı kart ve o kırmızı kartı VAR'a ihtiyaç duymadan vermesi gerekiyor. Hakem görmedi ama VAR da çağırmadı. Bu da buradaki net garip bir yaklaşım var. Ama Galatasaray bugün ortaya koyduğu futbolla hakemlere de fırsat vermedi, MHK'ye de fırsat vermedi, VAR'a da fırsat vermedi. Bugün resmen Galatasaray tabiri caizse oynadığı futbolda hakemi de tokatladı, VAR'ı da tokatladı. Tokattan hoşlanıyorlar ya bunlar. Tokat deyince korkuyorlar çünkü. Tırnak içerisinde söylüyorum bu tokatı. Ortaya koyduğu futbolla MHK başkanını da tokatladı. Onu atayanları da tokatladı. Herkesi tokatladı. 6-2'lik önemli bir zafer, önemli bir galibiyet. Zafer derken Çaykur Rizespor'u yenmiş olması değil. Ortaya koyduğu futbol ve bir türlü doymak bilmeyen iştahı, durmak bilmeyen iştahı sebebiyle söylüyorum bunu. Galatasaray bugün mükemmel oynadı. Galatasaray'a bugün mükemmel oyunu oynatan Çaykur Rizespor'u da tebrik etmek lazım. Kapanabilirdi, sıkıştırabilirdi, o olabilirdi, bu olabilirdi. Ama onlar da kazanmak için, puan alabilmek için mücadele ederken Galatasaray hep ne diyoruz? Açık alan bulduğu zaman, açık oynayan takımlara maalesef ki bu sonu yaşatmayı biliyor.